Futbol Hikayelerinden merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed ve bugün yine çok merak ettiğiniz bir futbolcunun canlıcı Buffon'un hikayesini anlatacağım sizlere. O bir kaleci ama bir kaleciden daha fazlası. Bunun en büyük kanıtını da geçtiğimiz haftalarda Juventus'ta çıktığı son maça bakarak anlamak mümkün. O maçta ne oldu? Juventuslular ağladı ama onunla beraber Buffon'u seven herkes ağladı. Peki o bu kadar bağlılığı kendinde nasıl yarattı ve dünyanın en iyi kalecisi nasıl oldu? Bunun cevabı elbette hikayemizde. Gelin hep beraber Buffon'un hikayesini izleyelim. ...12 yaşındaydım sana sırtımı verdiğimde. Senin geleceğini kurtarmak için kendi geçmişimden vazgeçtim. Kalbimle durdum, içgüdülerimle durdum. Yüzüne bakmaktan vazgeçtiğim gün, seni sevmeye başladığım gün oldu. Seni korudum, seni kurtarmak için çizgindeki ilk ve son adam oldum. Mümkün olduğunda az bakacaktım sana. Çünkü ne zaman göz göze gelsek acı veriyordu. Seni hayal kırıklığına uğratmış olduğumu anlamak. Yeniden ve yeniden... Hep ters yönlerde olacağız, güneş ve ay gibi. Seninle yan yana yaşamaya ve bir kez olsun dokunmamaya mecburum. Ömür boyu birlikte olup hiç konuşmayacağız. 25 yıl önce bir yemin ettim. Seni korumaya söz verdim, kollamaya, düşmanlarına karşı kalkan olmaya, senin huzurunu kendi hayatımın önüne koymaya. 12 yaşındaydım sana sırtımı verdiğimde sevgili kalem. Ve bacaklarım, zihnim ve yüreğim izin verdikçe sözümden dönmeyeceğim. 2016 yılında Gianluigi'nin kalesine yazdığı duygu dolu satırlar, geçtiğimiz günlerde 17 koca senenin sonunda çok sevdiği takımına veda ederken dökülen gözyaşlarının adeta sebebi niteliğinde. 12 yaşındayken kendine vermiş olduğu bu sözler, onu futbol severlerin gönlüne taht kurmuş son efsanelerden yaptı ve aynı zamanda dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden biri olmasını sağladı. İşte Gianluigi Buffon'un hikayesi. 28 Ocak 1978'de mermer ocaklarıyla ünlü küçük Toskana kasabası Carrara'da doğdu. Annesi Maria ve babası Adriano o doğduktan hemen sonra üzüntüye boğulmuşlardı. Çünkü minik Buffon göbek kordonu tarafından boğulmuştu ve oksijensiz kalması sebebiyle yüzü çok soluktu. 6 gün boyunca kuluçka makinesinde bekledi. Taburcu olduğunda doktorlar onda beyin hasarı olabileceğinden şüphelenseler de korkulan olmadı. Aksine Gigi diğer çocuklardan daha önce yürümeye ve konuşmaya başladı. Sporcu bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğuydu o. Annesi Maria Stella disk atıcısı, babası İtalya'nın ünlü güllü atıcısı, ablaları Guendalina Buffon ve Veronica Buffon milli voleybolcuydu. Amcası basketbolcu ve dedesinin kuzeni Lorenzo Buffonsa döneminin efsane kalecilerindendi. Böyle bir durumda elbette onunla spor harici bir iş yapması pek ihtimal dahilinde değildi. Gigi her ne kadar masa tenisi oynamayı çok sevse ve bununla ilgili hayaller kursa da babası onun yolunu çoktan çizmişti. Baba Adriano futbol hayranı olduğu için onun başarılı bir futbolcu olmasını istedi. Başlangıçta Gigi'nin futbola o kadar ilgisi olmasa da çanta, krampon ve futbol malzemelerine sahip olma fikri hoşuna gitmişti. 6 yaşındayken Canalito di La Spezia futbol okuluna yazdırıldı. İlk zamanlarında her çocuk gibi forvet oynayıp gol atmak istiyordu. 11 yaşına kadar bazen forvet bazen orta sahada kendini göstermeye çalıştı. Ancak bir şeyler eksikti. Belki de gerçek yeri orta saha veya forvet değildi. Yemek yemeyi çok sevmesi fiziksel gelişimine doğrudan etki etti. Yaşıtlarından daha hızlı gelişmesi ve uzaması ilgiyi üstüne topladı. 1990 Dünya Kupası'nda evde büyük bir hayranlıkla izlediği Kamerun kalecisi Nkono onun hayatında dönüm noktası oldu. O dönem İspanyol'un kalecisi olan Thomas Nkono onu o kadar çok etkilemişti ki kaleci olmaya karar verdi. Ona duyduğu sevgi yıllar sonra oğluna ismini vermesiyle devam edecekti. Buffon'un efsane olacağı eldivenleri giyip kaleye geçmesi de böyle oldu. Pozisyon değiştirmesi çok kolay olmadı elbette. Babası onun sahanın yıldızı olarak göğsünü kabartmasını istiyordu. O ise itirazlarına rağmen Thomas Nkono gibi olmak istedi ve 12 yaşında bir daha hiç ayrılmayacağı kalesine geçmiş oldu. Gigi Buffon bir senede kaleyi o kadar çok benimsedi ki gece gündüz antrenman olmasa dahi birçok arkadaşını zorla sahaya götürüp kendisine şut çekmesini istiyordu. Çok geçmeden bu çalışması ve azmi meyvesini verdi. 13 yaşındayken ülkenin büyük takımlarının yetenek avcıları onu çok beğendi. Milan, Bologna ve Parma Buffon'u altyapılarına almak istedi.
13 yaşındaki bir çocuğun ailesinden uzakta yaşaması elbette zor olacaktı. Her aile gibi Buffon'un ailesi de bu zor karar verirken bunu hesaba kattı ve kendilerine en yakın kulüp Parma'ya gönderdiler oğullarını. Küçük Buffon daha 13'ünde doğduğu şehir Carrara'dan ayrılarak Parma'ya doğru yola koyuldu. Önce çok hayalini kurduğu antrenman ürünleri, tozluklar, eldivenler ve kaleci kazağına burada gelir gelmez sahip oldu. İlk zamanları elbette zorlu geçti ve ailesinin özlemi onu çok etkiliyordu. Biraz zaman geçtikten sonra buraya uyum sağladı ve daha o yaşlarda takımın önde gelen ve neşeli karakterlerinden biri oldu. Ülkenin her kesiminden Parma'ya futbol oynamak için gelen arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor ve onları motive ediyordu. Basamakları teker teker başarıyla çıkan Buffon, altyapıda geçirdiği 3 senenin sonunda İtalya genç milli takımına davet edilmesi, ailesinin o güne kadar aldığı en güzel haberlerden biri oldu. Mayıs 1993'te İtalya'nın Türkiye'deki 16 yaş altı Avrupa Şampiyonası finaline çıkmasına büyük katkı sağladı. İlk kez o turnuvada Roma'nın gelecekteki kralı Totti ile birlikte oynadı. Turnuva sonunda ülkede o kadar çok ses getirdi ki La Gazzetta dello Sport'un ön sayfasında onun resmi vardı ve başlıkta şu yazıyordu: İtalya seni alkışlıyor. Parma'ya geri döndü ve hiç şımarmadan üstüne daha fazla koydu. Takvim yaprakları 1995'in Kasım ayını gösterdiğinde Parma'nın Cremonese karşılaşması sonrasında kaleci Luca Bucci'nin sakatlanması ile 17 yaşında kaleyi devraldı. Hem de zorlu Milan karşısında. Parma teknik direktörü Nevio Scala o dönemi şöyle anlatıyor: A takım kalecimiz Luca Bucci sakatlanmıştı. Genç takımdan Buffon'u A takıma dahil ettim. Antrenmanlara çıkmaya başladı. Kalede inanılmaz işler yaptı. Ben ve kaleci antrenörümüz şaşkınlıkla izledik. Bir ara kaleci antrenörümüze dönüp benim gördüğümü sen de görüyorsun değil mi diye sordum. O bir fenomen diye cevap verdi. Resmen nutkumuz tutulmuştu. O gün antrenmanda forvetlerimizin hiçbiri Buffon'a gol atmayı başaramamıştı. O artık Parma A takım oyuncusuydu. Serie A'nın en unutulmaz ilk maç performanslarından birine sahne olan Milan-Parma maçı golsüz eşitlikle sona erdi ve 17'lik genç kaleci Buffon büyük takdir topladı. Maçtan sonra Scala hiç cıvıtmadan, sevinç gösterisi yapmadan muhteşem bir maç çıkardı. Maçtan sonra kendisine şans verdiğimiz için bana ve kulübüne teşekkür etti. Sanki çok normal bir iş yapmış gibi, sanki ne yaptığının farkında değilmiş gibi. Neil Armstrong Ay'a ilk adım attığında benim için küçük, insanlık için büyük adım demişti. Bu maçta Buffon için o zamanlar küçük bir adım gibi gözükse de dünya futbolu için büyük bir adım oldu. Serie A tarihinin en genç kaleci unvanını alarak o sezon içerisinde A takımda 8 maçta daha görev aldı. A takımdaki ilk sezonunda İtalya'nın efsane kalecilerinden Dino Zoff'tan bile övgü aldı. Daha ilk maçında, ilk sezonunda ve henüz 17 yaşındayken sahaya böyle bir karakter ve kalite koyan, böyle bir duruş sergileyen birisini daha önce görmemiştim. İlk sezonunda gösterdiği etkileyici performansı ile Bucci'den formayı kapmayı başaran Buffon, A takımdaki ikinci sezonunda bütün maçlarda görev aldı. Onun Parma forması giyerken en unutamadığı anlardan biri de şüphesiz UEFA Kupası'nı almaları oldu. UEFA'da turları bir bir geçip finale adım adım yükseldikten sonra finalde rakipleri Fransa temsilcisi Marsilya oldu. Buffon'un kalesini gole kapattığı maçta Parma 3-0 kazandı ve UEFA Kupası'nı aldılar. Buffon ise bu başarıya ulaştığında henüz 21 yaşındaydı. Daha sonra bu başarısı FIFA'nın gözünden kaçmadı. Ballon d'Or için ilk kez aday gösterildi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi zaten. İlk olarak İtalya A milli takımına davet edildi. İtalya'nın as kalecisinin sakatlanmasıyla 1998 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Moskova'da Rusya karşısında ilk maçına çıktı. Maçın 32. dakikasında oyuna girmesiyle İtalyanlar her ne kadar Serie A'da yükselişte olsa da Buffon'un kaleye geçmesine olumlu bakmamıştı. Bir gün İtalya'nın ve dünyanın futbol efsanesi olacağını bilmeden. Bu maçta Buffon birçok kurtarışa imza attı ve maçın 1-1 bitmesinde önemli rol oynayan isimlerden oldu. Maçın rövanşında Napoli'de Rusya'yı 1-0 deviren İtalyanlar Fransa 98 biletini kaptı. O Dünya Kupası'nda yedekteydi ve sırasını sabırla bekledi. Dünya Kupası sonrasında milli takımda birinci kaleciliğe yükseldi. Talihsizlik bu ya,
Parma'da ve İtalya milli takımında birinci kalecilerin sakatlanmasından sonra onların yerini alan Buffon, en yakın organizasyon olan Euro 2000 öncesinde elinin kırılmasından dolayı forma giyemedi. Ardından çok güzel günler geçirdiği Parma'dan gitme vakti gelmişti. Torino'dan ona gelen telefon hattının ucunda Juventus kulübü yetkilileri vardı. Derken 2001 yaz transfer döneminde rekor bir bedelle 53 milyon euro karşılığında gelecekte birçok başarıya imza atacağı Juventus'un yolunu tuttu. 17 yaşında bir gençken kalesini devraldığı Parma'ya veda etmek onun için zordu. Geriye dönüp baktığında 6 sezon boyunca 220 maça çıktı ve 83 maçta kalesini gole kapattı. Bir UEFA kupası, bir Kupa İtalya ve bir de Süper Kupayı kazandı. Gigi, rekor bir bedelle Juventus'a transfer olmasından sonra şunları söyledi. Juventus bana inandı ve kulübü zarara uğratmayacağımdan emin olarak bu parayı ödedi. Ben de onları haklı çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Artık insanlar iyi bir kalecinin takımlar için hayati önem taşıdığını, bazen iyi bir forvetten de kıymetli olduğunu kabul etmeli. 23 yaşında Juventus'un kapısından içeriye girdiği günden itibaren efsane olacağını tahmin etmek zor değildi. Nitekim Juventus'ta ilk sezonunda 45 maçta forma giydi ve Juventus'un Serie A şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Son iki sezon yaptıkları ile UEFA tarafından yılın takımına aday gösterildi. Fakat bu unvanı Rüştü Reçber kapmıştı. 2002 yılına gelindiğinde kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynadı. İkinci sezonu da bir önceki yılın üstüne koyarak devam etti ve Juventus'ta yine şampiyon oldu. Yerel ödülleri toplamaya devam ederken 2004 yılında UEFA tarafından tekrar yılın takımına aday gösterildi ve bu kez yılın takımında yer almayı başarmıştı. Ayrıca Mart 2004'te Pele'nin yaşayan en iyi 125 futbolcu listesinde yer alarak tarihe geçmesi onun için büyük bir onurdu. Elbette her zaman işler iyi gitmedi Buffon için. Ağustos 2005'te büyük bir sakatlık geçirdi. Milan maçında Kaka ile çarpışmasından sonra omzu çıktı. Başarılı bir operasyon geçirerek Kasım ayında sahalara geri dönmesi sevindirici bir haberdi. Ta ki yeniden sakatlanana kadar. Tam formunu yeniden bulmuşken tekrar sakatlandı ve bu kez Ocak ayına kadar sahalardan uzak kaldı. 2005-2006 sezonu Juventus taraftarları için tam anlamıyla rüya gibi geçti. Çünkü ligde oynadıkları 38 maçın sadece birinde mağlup oldular ve ligi 91 puanla bitirerek İtalya futbol tarihindeki en büyük şampiyonluklardan birine ulaşmayı başardılar. 2006 Dünya Kupası Gigi'nin performansının doğruya ulaştığı turnuva oldu. Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı ve bu onun için büyük anlam taşıyordu. Yakaladığı harika form grafiğini yükseklere çekmeye devam etti. Buffon grup maçları boyunca sadece bir gol yedi ve grubu lider bitirdiler. Finalde Zidane'lı Fransa'dan bir gol yese de maçın büyük bir kısmında mükemmel bir mücadele gösterdi. Maçtaki birbirlik eşitlik bozulmadı ve penaltılar sonucu yüzü gülen taraf Buffon'un takımı yani İtalyanlar oldu. Tarihe en efsane İtalyan takımlarından biri olarak geçen o mükemmel kadro 4. şampiyonluğu ülkesine getirmişti. Hiç şüphesiz bu başarıda kalesini 453 dakika gole kapatan ve sadece 2 gol yiyen Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi Buffon'un payı büyüktü. Geçen sezonun zafer sarhoşu olan Juventus'ta tarihinin en kötü olayını yaşadı o dönemde. İtalya'da patlak veren şike olayıyla sarsıldılar. Meşhur Calciopoli olayı yüzünden Juventus'un son 2 şampiyonluğu alındı ve küme düşürülmesine karar verildi. O 2 şampiyonlukta Gianluca'nın büyük emeği vardı. Kendi isteğiyle savcılara gidip ifade verdi ve sorgulandı. Ama bir sonuç çıkmadı ve Juventus gelecek sezon Serie B'de mücadele edecekti. Takımda bulunan Zlatan Ibrahimovic, Emerson, Gianluca Zambrotta, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Jan Turam gibi yıldızlar o yaz takımdan ayrıldı. Fakat Buffon kendisine gelen onca teklife rağmen Juventus'ta kalmayı, Serie B'de oynamayı kabul etti. Kararını düşünerek değil kalbiyle verdi. Bir an bile tereddüt etmeden verdiği karar hakkında şunları söyledi. Serie B'de oynamak tabii ki mantıklı bir seçim değildi. Ama zaten bu seçimi mantığımı kullanarak yapmamıştım. Buna kalbim karar verdi. Diğer oyuncular farklı seçimler yapmışlardı. Ama ben ne hissettiğime önem verdim. Hayatta yaptığınız seçimler zor olabilir. Hayatınızı alt üst edebilir ancak sizi olduğunuz kişiye dönüştürürler. Serie B deneyimi de benim için aynen böyleydi. Bu olay onu takımıyla daha da bütünleştirdi. Ardından Del Piero ile birlikte takımı ve taraftarı ayağa kaldırarak Serie A'ya tekrar döndüler.
birinci olup lige geri döndükten sonra Buffon da takımıyla olan sözleşmesini 2012 yılına kadar uzattı. Bu harika bir duruştu ve Gigi diğer futbolculardan en büyük farkının vefa olduğunu herkese göstermişti. Siyah beyazlılar lige geri döndüğünde zorlansalar da o sezonu 3. olarak bitirmeyi başarmışlardı. Buffon zaman zaman sakatlıklarla boğuştu. Fakat her ne olursa olsun Juventus ona her zaman inandı ve destek oldu. Gigi takımıyla tüm efsaneler gibi özdeşleşmeyi çoktan başardı. Kurtarışları ile birçok hücumcunun korkulu rüyası oldu. Duran toplarda etkili kurtarışları herkes tarafından hayranlıkla izleniyordu. Buffon kariyerine birçok kez sakatlıkla mücadele etti ve bu durum onu ve takımlarını zora soktu. 2008-2009 sezonunda birçok kez sırtından ve kasıklarından sakatlık geçirdi. O sezon hem Buffon hem Juventus açısından kabus gibi geçti. Ligi 7. sırada tamamladılar ve Avrupa Kupalarının dışında kaldılar. Ama tüm bu süreç boyunca o hala dünyanın en iyi kalecisiydi. Gigi sadece sağ içinde refleksleriyle değil, sağ dışında çenesiyle gündeme gelmeyi başaran biri oldu her zaman. Juventus hakkında ne zaman kötü bir şey söylense ilk o cevap verir, Juventus'u ve İtalya'yı herkesten farklı bir şekilde sahiplenirdi. Bu da onun neden çok sevildiğinin sebepler arasında. 2010 Dünya Kupası'nda bir önceki kupanın şampiyonu olan İtalyanlar herkesi şaşkına uğrattı. Buffon'un ilk maçtan sonra sakatlanmasının bunda büyük etkisi vardı. O turnuvada gruplardan bile çıkamadılar. Aynı zamanda 2010-2011 sezonunun ilk yarısında sakatlığı yüzünden oynayamadı. Devam eden sezon takım Juventus için değişimin ve bembeyaz bir sayfanın çekildiği yıldı. Kulübün eski oyuncusu ve Buffon'un eski takım arkadaşı olan Antonio Conte takımın başına geçip dümeni eline aldı. Juventus'u tekrar üst sıralara tırmandıracak formülü yazdı. Ve Juventus 2011-2012 sezonundan itibaren eski ihtişamlı günlerine dönmeye başladı. Arda arda gelen şampiyonluk serileri de bu sezonda başladı. Pirlo'nun da takıma katılmasıyla ligi tekrar domine ediyorlardı. Conte ile geçen ilk sezonu Serie A şampiyonluğu ile bitirmeyi başardılar. Buffon da yıllarca Juventus formasına ettiği hizmetlerden dolayı artık bir ödülü hak etmişti. Sezon sonu Alessandro Del Piero'nun takımdan ayrılmasıyla kaptanlık pozu bandını alan isim o oldu ve artık çok sevdiği Juventus'un kaptanıydı. Buffon yine Euro 2012'de İtalya bayrağını göğsünde gururla taşıdı ve takımını finale kadar çıkardı. Juventus'tan sonra İtalya milli takımının da kaptanı olmuştu. Kupayı finalde İspanyollara kaptırsalar da kaptan Buffon turnuvanın en iyi kalecisi oldu. Takımı ile neredeyse her sezon kupa kaldıran Gigi'nin yüzü İtalya milli takımında gülmüyordu. O dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Buffon ve arkadaşları kupanın en büyük favorisi konumundaydı. Parma ile daha önce kazandığı UEFA kupasını Juventus'la da kazanabilirdi. Ancak yine olmadı. O sezonu Serie A şampiyonluğuyla kapattılar. Buffon'un şansı nasıl İtalya milli takımında gülmüyorsa aynı şekilde Juventus'la Avrupa kupalarında da gülmüyordu. Onu daha fazla futbol oynamaya, yaşlanmasına rağmen Juventus'un kalesini korumaya iten şey de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak istemesiydi. Ancak Buffon'un da gün geçtikçe yaşı ilerliyor, hem ülkesiyle bir kez daha kupa kaldırma hayalleri hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ümitleri yavaş yavaş kayboluyordu. Aslında 2014-2015 sezonunda Juventus Buffon'un hayallerini süsleyen Şampiyonlar Ligi kupasına çok yaklaşmıştı. Son şampiyon Real Madrid'i yarı finalde geçmeyi başaran siyah beyazlılar finalde bir diğer İspanya temsilcisi Barcelona'ya rakip oldu. Buffon Katalanların yıldızı Messi'yi durdurdu durdurmasını ama mağlup oldular ve Şampiyonlar Ligi yine başka bahara kaldı. Buffon'un ülkesiyle katıldığı son turnuva olan Euro 2016'da İtalya güzel bir başlangıç yaptı. 2014 Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayan İtalyanlar bu kez grubu birinci olarak bitirip çeyrek finale kadar yükseldiler ve Almanların rakibi oldular. Mesut Özil ve Bonucci'nin karşılıklı golleriyle penaltılara giden maçta Panzerler 6-5 galip gelince İtalyanlar turnuvaya veda etti. Bir turnuva daha hüzünle sonuçlandı ve gözler Buffon'a döndü. Milli takımı bırakacak mıydı yoksa devam mı edecekti? Gigi ise adeta inat edip direniyordu. 2018 Dünya Kupası'nda da forma giyeceğim dedi ve konuyu kapattı. En kötü zamanlarında Juventus taraftarı Buffon'un arkasına durdu ve bazen Superman bile yalnızca Clark Kent'tir. Sen her zaman bizim süper kahramanımız olacaksın Gigi dediler. Kolay değildi tabii veda etmek. Onca sene ikinci ligdeyken bile terk etmeyen kaptanlarına. Baby,
Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir mücadele sergiledi Buffon ve arkadaşları. Finale kadar çıktılar ve rakip yine Real Madrid'di. Kaptan tam 4 gol yedi finalde ve kupayı yine kazanamadılar. Kaybeden yine Buffon oldu. Gün geçtikçe vücudu futbol oynamaya el vermiyor fakat o yine de çabalamaya devam ediyordu. Kendisini bu kadar uzun süre üst seviyede oynamaya iten şey de kuşkusuz Şampiyonlar Ligi'ydi. Bu düşünce kolayca motive olmamı sağlıyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydım muhtemelen bu kadar iştahlı olmazdım diyerek bu kupanın onun için ne kadar önemli olduğunu vurguluyordu. 2017'de dünyanın en iyi kalecisi seçildi. Onca sene beklediği bu ödül 39 yaşında geldi. Ama artık yavaş yavaş futbolculuk hayatının sonlarına geliyordu. Gelecek sezon oynayacağı belki de son Şampiyonlar Ligi macerası olacaktı. Ardından 2018 Dünya Kupası için koyduğu hedefe de ulaşamadı. Çünkü İtalya 1958'den bu yana ilk kez finallere gidememişti. Üstelik sonu da çok trajik bitti İtalyanlar ve özellikle Buffon açısından. Dünya Kupası elemelerinde İsveç maçı sonrası elenince gözyaşları içinde şunları söyledi. Sadece kendi adıma değil tüm takım adına üzgünüm. Toplumsal açıdan bizim için önemli olan bir konuda başarısız olduk. Bu benim yegane pişmanlığımdır. Biz bu playoff turunu küçümsemedik. Böyle maçları oynayanlar bu tarz takımlara karşı bir gol geriden gelip telafi etmenin ne denli karmaşık bir şey olduğunu iyi bilir. Bir gol atacak enerjiyi ve gücü gösteremedik. Bu eksik kaldı. Üzgünüm. Benim milli takımdaki son maçım Dünya Kupası'ndan elendiğimiz maça denk geldi. Neredeyse 40 yaşına gelmiş koskoca adam hüngür hüngür ağladı tüm dünyanın gözü önünde. Akan gözyaşları onu tarif ediyordu adeta. Onun ne kadar farklı biri olduğunu. Futbolculuğun ötesinde biri olduğunu. 1997 yılından beri kalesini koruduğu İtalya milli takımına böyle veda etti. Devam eden sezon 12 yaşında kendine söz vererek yapmaya başladığı mesleğinin büyük bir bölümünü geçirdiği Juventus'ta veda sezonu olduğunu tahmin etmek zor değildi. Tek isteği vardı. O da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Aslında çeyrek finale kadar yükseldiler. Bu kez ümitliydi Buffon ve takımı. Rakip de yine Real'di. İlk maçta sahalarında 3-0 mağlup oldular ama Madrid'de bambaşka Juventus vardı sahada. Gigi Buffon'un muhtemelen Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçım dediği Real Madrid deplasmanı bir mucizeye sahne oluyordu. Ama buna müsaade edilmedi. 90+3'te alete çalınan penaltı sonucu çılgına dönen Buffon kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Eğer o penaltı çalınmasaydı maç uzayacak ve bugün belki de bambaşka bir şey anlatıyor olacaktı. Onun makus talihi tekerrür etti ve her şey hüsranla sonuçlandı. 117 maçına çıkan Gianluigi Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüştü. Ve geçtiğimiz günlerde Allianz Stadyumu'nda yaptığı basın toplantısıyla takımdan ayrılacağını duyurması tüm futbol severleri üzse de herkes bunun zamanının geldiğini biliyordu. Buffon, cumartesi günü son kez Juventus forması giyeceğim dedi ve öyle de oldu. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Juventus'un ligin son haftasında Verona'yı ağırladığı maç hayatının en güzel ve en duygusal günüydü. Yıllarını verdiği ve geriye dönüp baktığında birçok başarı yaşadığı siyah beyaz formaya veda etmenin ne kadar zor olduğunu gözlerindeki yaşlardan anlamak mümkündü. Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Carlo Pinzoglio'ya bırakan 40 yaşındaki Buffon, takım arkadaşlarının ve taraftarların alkışları arasında sahayı terk etti. Gözyaşlarını engel olamayan Gigi, siyah beyazlı takımdaki 17 yıllık kariyerine son verdi. Tribünleri tek tek dolaşıp veda ederken futbol tarihinin görebileceği en duygusal anlardan biri yaşandı. Maçtan sonra son kez Şampiyonluk Kupası'nın kaptanın elinde yükselmesi o günü daha da anlamlı kıldı. Kariyerinde birçok kez şampiyonluk ve kupa kazanan Buffon, hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı belki ama kendisine hayran milyonlarca futbol severi kazandı. O, bu hikayeden de anlayacağınız gibi sadece bir kaleci değil, lider, idol, söyledikleri önemsenen ve en önemlisi ise Juventuslular için Süpermen'di. Küme düştüklerinde gemiyi terk etmeyen büyük kaptan. Hala oyunun zirvesinde ve kariyerinde geride bıraktığı tüm zamana rağmen daha fazlasını olan açtığı Buffon hayranlarını şaşkınlık içerisine bırakıyordu. Özellikle de kaleciliğin doğasındaki değişim ve evrim göze alındığında. Buffon kalecilik için önce mazoşist olmayı şart koşuyor.
bir mazoşist olmalısınız. Çünkü kalede oynuyorsanız hayatınızda kesin olan tek şey goller yiyeceğinizdir. Ve tahmin edileceği üzere gol yemek beraberinde mutluluk getirmez. Eğer mazoşizm anlayışınızda bir terslik yoksa tabii diyor. Topu kendi alanınızdan çıkarmak moral bozucu bir iş. Eğer bu fon kadar uzun bir kariyere sahip olmak istiyorsanız güçlü de bir karakteriniz olmalı. Kalecinin güvenini yitirmesi bu güven kaybının önce savunmaya ve oradan da tüm takıma bulaşması riskinde taşıyor. Öte yandan oyunda her gün değişiyor. Şu sıralar kaleciler elleriyle yaptıklarından ziyade ayaklarına göre değerlendiriliyor. Yeni malzemelerde topu daha hızlı bir hale getirmeye yönelik kullanılıyor. Bu fonsa jenerasyonun diğer üyeleri miadını doldururken tüm bu değişimlere ayak uydurabilmesiyle unutulmayacak bir oyuncu. Ya şimdi mi? Bu hikaye yazılırken bu fon bir karar aşamasındaydı. Tamam mı yoksa devam mı diyecek? Paris Saint Germain'e mi gidecek? Parma'ya geri mi dönecek? Hep birlikte izleyeceğiz. Ancak biz futbol severler için o her zaman bir efsane ve dünyanın en iyi kalecileri arasında olacağı kesin. Bir hikayenin daha böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce şunun duyurusunu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde Dünya Kupası başlayacak ve bu büyük heyecan futbolun hikayelerinde yaşanacak. Dünya Kupası'na özel içeriklerimizde bambaşka bir konsept hazırladık. O yüzden bizi takip etmeyen varsa hala takip etsin ve futbolu seven eşiniz, kardeşiniz, çocuğunuz kim varsa buraya davet ediyorum ve hep birlikte bu kupanın heyecanını yaşayalım diyorum. Şimdilik futbolun hikayelerinden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.